Arkadaşlar, YouTube Stüdyo'ya gelen güzel özelliklerden biri de video düzenleme özelliği. Basit bir takım düzenlemeler yapılabiliyor. Şimdi ben biraz önce LGS Nisan ayının örnek sorularını, matematik sorularının çözümlerini yükledim. Orada ufak bir hata yapmışım. Soruyu çözüyorum, 70 çıkıyor. Cevapta C işaretlemem gerekirken A işaretlemişim. Tekrar yüklemeyi planlarken bu video düzenleyiciye bakınca bunu düzeltebileceğimi gördüm. Yani tekrar 600 MB'lık bir video yüklemek yerine YouTube'da yüklü olan video üzerine düzenleme yapabiliyorum. Bunun için Studio Beta'yı açıp eğer klasik içerik stüdyosunda iseniz şu üstlerde sizin fotoğrafınızın altında Studio Beta'ya geçin diye bir link var. Oradan geçin, videoları tıklayın, düzenleyeceğiniz videoya tıklayın. Tıkladım. Burada sol taraftan düzenleyiciye tıklıyoruz. Evet. Burada ön izleme de var. Şimdi benim sorum şu ikinci soruydu. Bunun sonlarına doğruydu. Buraya gelip şuradan büyütüyorum. Evet, en sondaydı. En son şurada konuşmuşum. Bakın sesim var. Burada. Şurayı da hatta biraz büyütelim. A seçeneği. Tıklıyorum. A seçeneği. Evet. Bakın 70 seçmişim. C'yi seçmem gerekirken A'yı seçmişim. Konuşma şurada başlıyor. Şuradan tabii o işaretlemeden de öncesi şu an hala işaretlemişim. Biraz daha geri alarak şu an işaretlememişim. Buradan kırpıp şu diğer sorunun başına kadar kırpmam lazım. Zaten 70'i bulmuşum. Şıkkı işaretlemesem de olur. Şuradaki kırpma menüsüne tıklıyorum. Aşağıda böl var. Böyle tıklayıp bakın buradan videoyu böldü. Tekrar yakınlaştıralım. Yakınlaştırdım. Şu böldüğü yerden alıp diğer sorunun başına kadar geliyorum. Zaten konuşmaya burada başlamışım. Biraz daha gelebilirim. Evet, şunu getirmem lazım. Şöyle. Ön yüzde diyorum. Evet, bakalım şimdi inceleyelim. Şu geriden aldım. Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Cevabımız 3. soruda. Evet, orada bir cevabımız kelimesi var. Cevabımız Biraz daha geriden dinleyin. varmış. Cevabımız Şu cevabımızı da silebilirim. Yani şuradan itibaren silsem daha iyi olur. Kırpmayı düzenleye döndüm. Yine yaklaştırıyorum. Fazla yaklaştı. Evet, şuraya kadar geri geleceğim. O cevabınız deyip cevabı işaretlememek de çok hoş durmuyor. Şimdi tekrar ön izle dedim. Şuradan başlatalım. varmış. Üçüncü kabartmalı taş varmış. Üçüncü soruda Evet, üçüncü soruya geçiyor. Zaten burada ben çözmüşüm. 70'i de işaretlemişim. Öğrenciler de anlamıştır. Bundan taş sonra varmış. diğer Üçüncü sorudan soru. devam ediyor. Evet, şu an ben düzenlememi yaptım. Sağ üstten kaydet dediğim zaman büyük ihtimalle geri de alamam. Ama tekrar videoyu yüklemekten kurtuluyorum. Kaydet dedim. Bakın burada uyarıyor beni. Bu işlemde diyor birkaç saat sürebilir. Demek ki bu da belli bir süre alacak. Kaydet diyorum ve video işlenmeye başlıyor. Bu şekilde ufak tefek hataları YouTube üzerindeki düzenleyiciyle halledebilirsiniz.